Bu dersimizde SQL standartlarından AND OR operatörlerini inceleyeceğiz. AND İngilizce anlamının karşıtı V demek. OR ise ya da demek. Şimdi bununla ilgili bazı örnekler hazırlayarak bunların yapısını, mantığını incelemeye çalışacağız. Öncelikle AND'den başlayacağız. AND az önce söylediğim gibi V demek. Bunun anlamı şu. Örneğin iki alınacak şey olduğunu varsayarsak bu ve şunu ver şeklinde dediğimizde bunun anlamı onların ikisinin de istendiğidir. Bu nedenle o iki kayıtta alınmak istenir. Ancak or yani ya da da bu şekilde değildir. İki tane kayıt olduğunu varsayarsak bu kayıtlar içerisinde bu ya da bunu ver dediğimizde bunu ver olmazsa bunu ver şeklinde anlayabiliriz bunu. Bu nedenle ikisinin arasında önemli bir fark vardır. Öncelikle AND'den başladık. Normal bir tablo sorgumuzdan başlayalım. Bunu hazırlayalım. Gördüğünüz gibi person içerisinde first name ve last name bilgilerini aldık. Bunların tüm kayıtlarını getirdik ve şimdi normal bir filtre uygulayarak bunun first name'i Alex olanları getireceğim. Evet, first name yani adı Alex olan 51 kayıt var. Şimdi AND operatörünü kullanmak için diyelim ki adı Alex olan ve soyadı Baker olan yani 4. kayıda denk geliyor bu. Buradaki 4 numaralı kayıda denk geliyor. Hem adı Alex olacak ve soyadı da Baker olacak. Bu kaydı bana getir şeklinde execute ettik. Gördüğünüz gibi bize istediğimiz kayıt geldi. Alex Baker şeklinde. Bu AND'i anlamak için yeterli bir örnekti. Şimdi OR'a geçelim. Yani ya da işlemine ya da operatörüne. Öncelikle en temel haliyle bakalım. Normal tablo sorgumuz bu. Ver'den sonra first name'i Alex olan yani adı Alex olan ya da adı Kim olan kayıtlar. Bakalım. Görüldüğü gibi Kim ve Alex'ten oluşan bir kayıt sonucu döndü bize. Hepsinin adı Alex ve Kim şeklinde. Çünkü biz bunların ikisinin olabileceğini söylemiştik. Bu varsa Alex de gelsin, yoksa kim gelse de olur. Yani. Ancak varsa ikisi de gelecektir bu şekilde. Biraz daha karmaşık bir örneğe bakalım. Aynı sorgumuz person içerisinden bütün tablo, bütün sütunları aldık. Ver'den sonra last name yani soyadı Reed olan ve and parantez içerisinde bir sorgumuz var. Burada diyoruz ki first name'i Alex yani adı Alex ya da adı Kim olan. Buradan gelen sonuç and'den sonra eklenecek ve dönen kayıtların tamamı ekrana getirilecek. Tabii ki burada read soyadlı olması bu kıstası bu filtreyi bayağı bir daralttı. O nedenle tek kayıt döndü. Bu şekilde read soyadına sahip ve diğer özelliklere uyan adı Alex olan tek kayıt bu. Bu şekilde AND ve OR operatörlerini de incelemiş olduk.